Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 151. ayet. Estaizu billah. Kema arsalna fikum rasulen minkum. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Sizlerge bizlerinin ayetlerimizini tilavat kılıp beredigan ve sizlerini pakledigan, sizlerge kitap ve hikmetini örgetedigan, sizler bilmeydigan bugün neselezi örgetedigan Resulünü o'zlaringizni ichlaringizdan sizlarga jo'natganimizdek. Suyutining tafsiri kama arsalna muta'alliqun bi atamma ay itmaman ka itmamiha bi irsalina. Kama arsalna deganda kafni bilasizlar, tashbih uchundir va harfi jardir. Harfi jarning albatta muta'alliqi bo'lishligi kerak. Shuning uchun suyut aytayaptilarki, bu yuqoridagi atammaga muta'alliq bo'lyapti. Yani li'utimma aleykum ni'mati, sizlarga ne'matimni tamomiy qilib, mukammal qilib berishligim uchun deganidi. Sizlarga rasul jo'natib ne'matimni mukammal qilganimdek, bu qiblani masalasi, shunday muhim masalalarda ham Allohga itoat qilasizlar, ne'matlarimni mukammal qilib beraman va faqatgina mendan qo'rqasizlar, mendan boshqasidan qo'rqmaysizlar, shunda ne'matimni mukammal qilib beraman. O'sha qiblaga o'xshagan muhim masalalarda ham so'zsiz itoat qilishlik va faqatgina Allohdan qo'rqishlik masalalarda ne'mat mukammal bo'lyapti. Xuddi rasul jo'natganimizda mukammal bo'lgandek. Qarang, yuqoridagi ikkita masala bizni shariatimizni hammasiga tegishli, hayotimizni hammasiga tegishlidir. Haqiqatan ham shunday. Fikum sizlarga rasulan minkum o'zlaringizdan bo'lgan rasulni jo'natganimizdek Muhammadan sallallohu alayhi va sallam. U rasul Muhammad alayhisalom edi. Yatlu alaykum ayatina al-Qur'an. Sizlarga bizlarning oyatlarimizni tilovat qilib beradi, ya'ni Qur'on oyatlarini. Va yuzakkikum yutahhirukum minash-shirki. Sizlarni shirkdan poklaydi. Va yuallimukum al-kitaba al-Qur'ana wal-hikmata ma fihi min al-ahkam. Sizlarga Qur'onni, kitobdan maqsad Qur'ondir, o'rgatadi va hikmatni, ya'ni Qur'onning ichidagi ahkomlarni o'rgatadi. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, va sizlar bilmaydigan bo'lgan narsani sizlarga o'rgatadi, deyapti Alloh taolo. Suyuti aytganlaridek, bu oyat haqiqatdan yuqoriga bog'liq bo'lyapti. Alloh taolo aytayapti, biz sizlarga rasul jo'natib ne'matimizni mukammal qildik-ku. Mana boshqa oyatda Alloh taolo aytayapti, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun sizlarga sizlarning diningizni mukammal qilib berdim, deyapti. Bizga mukammal din kelishiga Muhammad sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'ldilar. Shuning uchun Allohning eng katta ne'mati Muhammad alayhisalomning kelishligi bilan bo'ldi. Ular mana din masalasi, iymon masalasi, shariat masalasi, Muhammad alayhisalom masalasi, Qur'on masalasi, hadis masalasi va bularga mahkam bo'lishlik, mahkam ushlashlik masalasi hammasi bir masala, bir mavzudur. Hammasi bitta ne'mat. Har tarafdan qaralyapti, lekin hammasi bitta ne'matdir. Va bilasizlarki, bu ne'matsiz, busiz hayot hayot emas. Busiz inson dunyoda ham, oxiratda ham xor bo'ladi, rasvo bo'ladi. Eng katta ne'mat mana shu. Sizlarga rasul jo'natdim, deyapti. Qarin, arsalna fikum rasula. Sizlarning ichlaringizga rasul jo'natdim, elchi jo'natdim, deyapti. Minkum sizlardan bo'lgan. Shu minkum nihoyatda muhim. Sizlardan bo'lgan, deyapti. Alloh taolo xohlasa farishtalardan jo'natar edi. Agar farishtalardan kelsa, unda insonlar qiyomat kunida uzr aytishligi mumkin bo'lar edi. Ya Robbi, sen payg'ambar jo'natding-da, u amal qildi, lekin farishta edi, uni amalni biz qilolmas edik, deb uzr qilib bahona qilishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo bizdan jo'natdi, ya'ni insonlarni ichidan jo'natdiki,
Muhammed aleyhisselam hem bizge hoşagen bir insan. Lekin peygamberlik derecesi, rasullik derecesi bu başka mesele. O kişiye xastur, lekin insanlik, kullik, bendelik, mahluklik itibariden başka insanları yoşagen insandurlar. Bana biz içimizden cüneteli yaptı, demek ki Muhammed aleyhisselam bizi ya faydamızı ya hüccet buladı ya ki zararımızı ya hüccet buladı. Biz eğer amel kımasak, Allah Teala dedi ki sizlerge Rasul cünettim, davet kıldı, amel kılıp kürsatıp birdi. Demek ki sizler ilgeçmediler, demek ki amel kımadılar dedi, hiç kendine cevap topalmayız. Hazır ki Müslümanlarını bizi köpçülük damlalarımız, müllalarımız zaharlap koyuyken ki sen Muhammed aleyhisselam'ı okşayalmıyorsan, mümkünmez. Yaptı arkadaşlar, o kişiye teng bo'lalmaysan dedi. O kişiye teng bo'lalmaslik anık. O kişinin derecesi yetişelmesliğiz anık. Ama o kişiye okşaşlıgiz mümkün bu genlerse. Okşaşlıkke amır kılıngansız. O kişiye ilgeçlikke amır kılıngansız. O kişiye ilgeçlikiz farz. O kişiye okşaşlıgiz farz. İhtiyari meselemez bu. Eğer o kişiye ilgeçlikiz mümkünmez busa. O kişiye okşaşlıgiz mümkünmez busa. Bunda Allah Teala sizi la mümkün bo'lgan narsaga amr qilgan bo'ladi. Mumkinmas bo'lgan narsaga amr qilgan bo'ladi va bu yo zulm bo'ladi yoki abas bo'ladi. Allohga tuhmat. Shuning uchun daraja e'tiboridan biz payg'ambarimiz alayhisalomga teng kela olmaymiz. Ammo o kishiga ergashishligimiz farz, o kishiga o'xshashligimiz farzdir. Hech qanday bahona qilmaylik. Rasululloh Alloh taolo bizdan jo'natdi. Va yana qarin arablarning ichidan bir arab bo'lgan kishini payg'ambar qilib jo'natyapti Alloh taolo. Bu ham nihoyatda muhim. Mana tarixda ba'zi payg'ambarlar ba'zi begona qavmlarga payg'ambar bo'lishdi, juda qattiq aziyatlandilar. Masalan Lut alayhissalom. Qanchalik aziyatlandilar. Xizmatda, da'vatda qanchalik qiynaldilar. Alloh subhanahu va taolo ikki tarafga payg'ambarning da'vati, xizmati osonroq bo'lsin deb va insonlarda ham tushunishligi oson bo'lsin deb o'zlarining ichlaridan payg'ambar jo'natyapti. Endi payg'ambarlarning vorislari olimlarmi? Olimlarning masalasi ham shunday. Bir millat, bir qavmning ichidan chiqqan olim begona olimdan ko'ra o'sha millatga yana ham qiymatli, yana ham keraklidir. Islomda, iymonda albatta hamma aka-uka. Hech qanday farqimiz yo'q. Lekin millatlar boshqa bo'lgandan keyin, mamlakatlar, mintaqalar boshqa bo'lgandan keyin, inson xolasa xolamasa, urf-odatlari, dunyo qarashlarida farqlar bo'ladi. Bir millatni, uni dardi, uni g'oyasi, uni kamchiligi, uni fazilatini o'sha millatdan chiqqan, o'sha millatni farzandi bo'lgan olimlar yaxshiroq biladi. Yaxshiroq bilganligi uchun ularni yaxshiroq tarbiya qiladi. Ammo boshqa bir muhitdan, boshqa bir urf-odatdan, holatdan kelgan olim uni o'zini qavmi, o'zini ashirati, o'zini qabilasi, o'zini millatini holatlari boshqacha bo'lganligi uchun bu millatni o'rganib, tekshirgunigacha ham zamon o'tib ketadi, o'zini ham umri o'tib ketadi, millatni ham umri o'tib ketadi. Shuning uchun Alloh taolo mana minkum sizlarning ichlaringizdan rasul jo'natdim deyaptimi? Buni hikmati shuki, har bir millat o'zining ichidan ulamolarni yetishtirishlik kerak. Va bu shariatda farz bu. Har bitta millat o'zining ichidan olim yetishtirib chiqarishligi farz. Qarang. Bu bir qavmiyat, qavmparastlik masalasi emas bu. Qavmiga tarafdorlik qilishlik masalasi emas. Shariat buyuryapti. Agar bir mintaqada, bir millatdan olim bo'lmasa, ular to'planib turib, ichlaridagi salohiyatli, qobiliyatli yigit qizlarni o'qitib, olim qilib yetishtirishligi o'sha qavmga hammasiga farz bo'ladi. Har bir qavm o'zining ichidan chiqarishlik kerak. Xususan islom dunyoviy va uxroviy butun masalalarda birinchi safda bo'lganligi uchun, doim oliy, eng oliy darajalarda bo'lganligi uchun eng mukammal mutaxassislarga ehtiyoji bor. Rasul jo'natdim deyapti. Rasulning vazifalari nima? Sizlarga oyatlarimizni tilovat qilib beradi. Yuqorida ham keldi Ibrohim alayhisalomning duosida. Ya'ni tilovat masalasiga qiroat ilmlari, tajvid ilmlari hammasi kiradi. Va sizlarni poklaydi deyapti. Qarang, bu oyatda tilovatdan keyinoq kelyapti poklashning masalasi.
Yukarıda en ahırdaki yanıdır. Ve yüzekkiküm'dir. Tezkiyetun nefs, nefs terbiyesi, nefsini pakileşlik, batini ve zahiri haletlerde fakat yine şeriatke muafı buluşlik, şeriatke hılap buyan bütün haletlerden pakileşlik meselesi bu ayette ikinci yerde keliyeddi. Demek, bana bazı ayetlerde Allah-u Teala ahirgi haletke keltiriyepti, bazı haletlerde başlığa keltiriyepti. Ne dedi yani bu? Başıda keltirip, tilavattan keyin zikir kıyanlığının sebebi, ilim okuşta maksat tezkiyetun nefstir. Nefsimizi pakileştiğimizdir. Nefsimizi terbiye kılıçlik. İlim okumasını Arapçanı örgenip kitaplarda tahlep koyuşluyemez. Falan falan kitaplarda bitirdim, okuyayım ben. Bilemem. Sizi amel kımasız, özü düzeltmesiz, ıslah kımasız, ahlakız düzelmese, bu caizmez bu. Siz borgen sana zalim olup git orasız. Günahiz bettar olup git oradı. Allah'ta gazabiye kal orasız. İlim okuşta maksat tezkiyetun nefs. Nefsinin pakiliğidir. Nefsini pakileştirdik, nefsini terbiye kılıçlıktır. Çünkü üç Allah'tan bir de ayetlerini tılavat kılıçlık meselesinden kinak tezkiyetun nefsini zikir kılıyor. Yani yukarıdaki ayette tezkiyetun nefsini ahırda zikir kıldı. Yani başından hareket kılamız ve akıbetimiz, neticemiz ise nefsimizin terbiye buyanlığı buluşluk gerek. Kur'an-ı hadisini örgenişlik, Kur'an-ı hadisini peşirişlik, onu mahkeme işleştirdiğinin neticesi, özümüzü terbiye kılıştık, özümüzü pakileştik, buluştuk gerek. Çünkü netice itibariden Allah Teala başka ayetlerden yüzekkiküm kelimesini ahri gekiltiriyor. Başıdan ise, bana şu niyetliyle mokuşluk gerek bu yanı için bir de ve yüzekkiküm aldın geliyor. Ve yukarıda men ettim, yüzekkiküm, tezkiyetun nefs, hazırki vakitte tarikat, tasavvuf, ilimleri, amelleri deyip etel yaptı. Hazır, mesela, tasavvuf ahli bilen ulamalarının ortasında cüda ihtilaflar köpeyip gitti. Çünkü tasavvuf ahli, hazırki tasavvuf ahli, aldınki tasavvuf ahli dekmez. Bizi zamandaki sufiler, bizi zamandaki sufilerin mürşitleri, aldığınız zamandaki Abdülkadir Cilani, peki Bahauddin Nakşibendi, Bayezid Bastamiler yoksa gelmez, Cüneyd Bağdadiler yoksa gelmez. Hazırgiler onlardan cüde farklı bu gitti. Çünkü üç ulamalar onlardır etkili yaptı. Yani bizi zamandakilerdir etkili yaptı. Kim ulamalar dedi ki muhakkik ulamalar. Kur'an'da ve yüzekkiküm diptiyken, sizler bütün sufiler, bütün tasavvuf tarikat ahli, şimdi ayetlerini delil kıladı. Bana peygamberde vazifesinden bittesi tezkiyetun nefs, nefsini pakileştik. Biz şu vazifeni beceriyapız dedi. Biz yukarıda ettik. Doğru bu peygamberin vazifesi yok. Ama bunu acretmezlik gerek. Fakat yine bununla şuğullanışlık caizmez. Peygamber şunu hemesini kılıyordu. Kıraat ilimleri, terbiye, kitap, sünnet, hemesi buluşluk gerek. Ya hemesinden mükemmel bulun, ya ki hemesinden az azdan hasıl kılın, ya ki yani bulsun bunlar. Bunlar birbirini tolduradı. Fakat yine bittesini alıştığınız çele bu kaladı, çele. Naks bula sazırgi fesatları alıp geledi. Yukarıda ayette ettik bu meselelerdi. Ki yine biz şu sufiler getemiz, tarikat ahli getemiz ki, ha bu mesela siz kıl yaptırgen işinizi, tezkiyetun nefs din, nefsini pakileştik din, nemege tasavvuf diyorsunuz, nemege tarikat diyorsunuz. Kur'an'daki yani yüzekkiküm mü? Ayet ki münasip busun. Nefsi terbiye kılıyorlar. Ve nefsi terbiye kılıçlık Kur'an'a hadiske göre buladı elbette. Peki hazır ki sufiler ne diyordu? Tarikat başka, şeriat başka diyordu. Alimler biz işimiz yerleşmesin. Biz uzumuz bilemiz diyordu. Hiç kimde bulmaya ilimler var bizde. Değil mi? İnsanlar da natal yollarına başlayıp gidiyorlar. Ve halen ki yüzekkiküm yetezgiyetun nefs fakat yine Kur'an-ı hadiske esaslan genbolusluk gerek. Şeriatke hılap bugen, şeriatke doğru kimegen bütün nesne merduttur, küfürdür, müddetliktir. Ve sizler ki kitab nur yetedi Kur'an'ı, hikmetini, hikmetten mahsat sünnet. Ve bilmeydigen bugen nesnelerinizi ürgetedi. Hakikatten insaniyet evvel bu nesnelerini bilmesedir. Allah subhanahu ve teala bana Muhammed aleyhisselam'ın sebebiden bana bu Kur'an'ı nazıl kıldı. Bunçelik en büyük ilimlerini nasip kıldı. Sahabeler bu ilimde örgenişten aldın. Dünyadaki en cahil insanlar idi.
Peki bu ilimlerde ürgengendeki şu Kur'an'ın şerafetinden dünyadaki en alim insanlarına, en maharetli başkaruçilerine eğlenişti. Bütün sahalarda, bütün sahalarda. Şu derecede ki fakat yine uzun zaman demez, kıyamet geçecek eledigen bütün insanlarına imam buladigen derecede, rehberlik kıladigen, namune örnek buladigen derecede berkemal insanlar bulup yetişti. Demek, bize eğer uzunumuz zamanımızda en berkemal insanlar buluştuk haklasek, Kur'an-ı Hadis'te mahkem işleştik gereken. Bana hazır ki vakti kafirlerinin profesörleri, katta katta doktorları İslam'ı kabul kılıyordu. Kur'an'da hadiste ürgenip durup, biz bunları bilmeyen ekenimiz, bunlardan mahrum bulup yaşayan ekenimiz, bunçalik bir kıymetli, mübarek ilimler var eken de afsuslarını yaptık ki. Açma yaptık ki İslam'ı kabul kıyandaki, biz bunları bilerdik. Kur'an'dan hadisten ben bittikte ilim ürgenim halas deme yaptık ki. Şunun için Allah-u Teala'nı bir yerde sizler bilmeydigen, bugün nesnelerinizi sizler yürgetedigenlerse, fakat yine 14 asır aldığını hal etmez. Kıyamet geçe devam et oradı. Kur'an, hadis, biz bilmeyen nesnelerde ürgeti oradı. 152. ayet. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Şundayken, beni zikir kililer. Beni hem sizden zikir kilemen. Ve menge şükür kililer. Ve menge küfranı nimet kimeyler. Kafir bu meyler. Karşı çıkmeyler. Suyuti'nin tefsiri فَذْكُرُونِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ Namaz bilen, tesbih bilen ve şunge okşagen nesnelerden beni zikir kililer. اَذْكُرُكُمْ Men hem sizlerini zikir kilemen. قِيلَ مَعْنَهُ اُجَّزِيكُمْ Yani sizlerge mükafat veremen. وَفِي الْحَدِيسِ يَعْنِ اللّٰهِ Hadiste Allah'tan nakıl kılınan, yani hadis-i kudsi'de مَنْ ذَكَرَنِي ف۪ي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ ف۪ي نَفْسِي Kimi ki beni uzunun nefsinde zikir kısa, ben hem onu uzunun nefsimde zikir kıldım. وَمَنْ ذَكَرَنِي ف۪ي مَلَئِنْ ذَكَرْتُهُ ف۪ي مَلَئِنْ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ Kimi ki beni bir cemaatin içinde zikir kısa, ben onu onun cemaatinden yaşra bugün cemaatin içinde zikir kıldım diye. وَشْكُرُوا لِي نِعْمَتِي بِالطَّاعَةِ Menin nimetlerimge itaat kılıçlıyı bilen şükür kılıylar. وَلَا تَكْفُرُونَ بِالْمَعْسِيَةِ Ma'siyet günah bilen menge kafir bu meyler, küfür an nimet kimeyler diye. Ayet ne ki yine tefsir kıladırken bu sek? Evvela ötken ayetki alakası. Mümkün Allah Teala bir yerde bir tanege zikir kılıçlıyı büyür yaptı. Ve şükür kılıçlıyı büyür yaptı. Çünkü bundan aldığın cüdekette nimetlerinin zikri öttü. Nimetler zikir kılındı. Yukarıda senegenimizdeki din nimeti, peygamberinin kigenliği, iman, İslam, şeriat nimetleri zikir kılındı. Allah Teala şunçelik katta nimetlerini bildirdi ki biz Allah'ta zikir kılışlığımız gerek. Allah'ını fikir kılışlığımız gerek. Allah'ta unutmasligimiz gerek. Daim Allah'ını zikir kılışlığımız gerek. Süyüti bir yerde namaz, tesbih ve şunge okşagenler de yaptı. Bu temsili tefsir. Daim eti yaptı. Mesela bana şunlar. Zikir fakatkine bulmaz. Köptülük insanlar zikir fakatkine bana şu tesbihde etinlediğin nesneler ya ki namazda böyleydi. Yok. Sizi 24 saatli hayatınızda her hıl amelleriz, her hıl haletleriz, Kur'an'a riskiye muvaffak bul yaptırırken bize hemen zikir bulurad. Mesela siz dasturhanga oturduyuz, sünnetke muvaffak otursanız bana şu zikirdir. Tilizde bir anla sana etmesiz hem. Çünkü zikir digene eslemak digene, hatırlamak digene. Siz şeriatte eslediniz ki sünnetke muvaffak oturduyuz. Ve tam iyi yaptırganızda elbette Bismillah deriz bu zikirliği de şubha yok, onu hemen biledi. Lekin tam iyi yaptırganızda sünnetke muvaffak tamisiz bana şu zikirdir. Köçelerde yürgenizde Estağfirullah siz, Allahu Ekber siz, Subhanallah siz bu zikir. Bunu hemen biledi. Ama köçede yürgenizde mesela şeriatge hılap bugün nesillerge karamesliyiz. Asmange karab, yerge karab, derehlerge karab, Allah'ın bu mucizeler doğrusu tefekkür kılışlıyiz. Allah'ın kudreti doğrusu tefekkür kılışlıyiz. Mahluklarda kendi bir güzel, mükemmel bir nizam bilen yaratılganligini tefekkür kılışlıgiz ve insanlarla muamele kıyanızda, hareketlerizde İslam'a muvafık, İslam adabıya muvafık muamele kılışlıgiz hemen zikir.
Ayolingizga muomala qilganingizda islom odoblariga muvofiq muomala qilishligi zikrdir. Farzandlaringizga sunnatga muvofiq muomala qilishligi zikr. Hammasi zikr. Alloh aytayapti, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman, deyapti. Ko'ring. Zikr degani faqatgina subhanalloh, alhamdulillah emas. Ya'ni eslamoq degani. 24 soatlik hayotingizda doim Allohni eslang, unutmang. Unuttingizmi? O'sha holatda unutgan vaqtingizda xolasiz xolamasiz shaytonning yo'liga tushib qolasiz. Shaytonning yo'liga tushib qolmaslik uchun doim Allohni zikr qilib yurishlik kerak. Ya'ni Allohni eslab yurishlik kerak. Butun holatlarda sunnatga muvofiq bo'lsangiz, demakki Allohni doim eslab yuribsiz. Sunnatga xilof qilganingizda bilingki, Allohni unutdingiz. Alloh aytayapti, men sizlarni zikr qilaman, deyapti. Qani bizni zikrimizni muqobilida mukofotiga Allohning zikri bo'lyapti. Kichkina amalga Alloh taolo qanchalik katta mukofot beryapti-ya? Tafakkur qiling. Bizni zikrimiz nima degan narsa? Biz kimmiz biz? Biz gunohkormiz, ojizmiz. Ojiz gunohkor insonda zikri nima bo'ladi? Qarang, biz o'zimiz ham ojiz, noqis, zikrimiz ham ojiz va noqis. Lekin bu ojizlik, noqislikni muqobilida berilyapti turgan ne'matni qarang. Azkurukum deyapti. Men sizlarni zikr qilaman deyapti. Robbul alamin, butun koinotni yaratgan zot aytayaptiki, meni eslagin, men seni eslayman deyapti. Shunda ham inson endi Allohni eslamasa, bu badbaxtda u. Mahrum inson u. Bundan boshqa qanday targ'ib bo'lishlik kerak? Qarang. Dunyoda agar dunyoning ichidagi bir podshoh yoki boy, mansabdor, obro'li odamlar bir odamga aytsaki, sen menga ba'zan kelib turgin ziyoratga, men ham seni ziyorat qilaman desa, aytasizki, har kuni bir ziyorat qilsam bo'laveradimi deysiz. Har kuni bir ziyorat qilasiz, u ham keladi sizga. Qancha faxrlaningiz, falonchi bizikiga kelandi. Har kelganda mingta dardingizni to'kib solasiz unga. Alloh aytayapti, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman, deyapti. Qo'ying dunyoni zikr qilmang. Mahluqlarni zikr qilmang. Allohni zikr qiling, Alloh sizga kifoya qiladi. Yaqinda bir bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Yaqinda pul kerak bo'lib qoldi. Turk puliga ko'ra 10,000. 10,000 lira. Dollarda 6,000-7,000 dollardan atrofida bo'ladi. Keyin holatimizga qaradikki, atrofimizda dunyoviy imkoniyati yo'q. Ki Allohga duo qildi, ya Robbi, o'zing bizga yetarlisan. O'zing yordamchi bo'l. Huzuringdan, o'zingning huzuringdan mana shu hojatimizni chiqar, duo qildik. Keyin o'sha kuni bir odam keldi. Hayotimizda birinchi marta ko'rishyapmiz. Tanishyapmiz. Keyin gaplashib o'tirib, u aytayaptiki, xo'jam dedi, ochiq ko'rinish dedi. Bizda musulmonmiz alhamdulillah, bana guvan. Ya'ni ochiq gaplashaver dedi, ya'ni hech tortinma mendan dedi. Men ham sizlardanman dedi. Ayni jamoatdamiz, ayni fikrdamiz. Nima xizmat bo'lsa biz tayyormiz. Men unga qarab turdimki, sen gapiraverdim, aytaman hali senga. Sen nima bekarga kelganing yo'q dedim. U ham hayron bo'ldi. Yaqin-yaqindan gaplashgandan keyin aytdimki, menga pul kerak hozir. Men duo qildim, Alloh seni jo'natdi dedim. Qachon kerak? Bugun kerak. Mayli deb ketdi, o'sha kuni pulni olib keldi. Keyin uni pulni qaytarib berdim keyin. Bir muddatda aytgan edim. Pulni qaytarib bergandan keyin aytayaptiki, men deydi qarindoshlarimga, tanishlarimga uncha-munchaga qarz beradigan odam emasman. Men senga o'sha kuni pullab kelib berdim, o'shandan beri o'ylanaman dedi. Bu nima ish bu dedi. Va o'zimda ham pul yo'q edi menda dedi. Tanishlardan olib berdim dedi. Men aytdim, karomat ko'rsatding sen dedim. Duo qildim, Alloh seni jo'natdi dedim. Va sen o'ylamaginki, birinchi marta ko'rishyapmiz, bu qanday olim bu? Birinchi marta ko'rishgan odamdan darrov pul so'rayapti. Qarzga endi. Deb o'ylamagan edim. Men senga hozir aytib turganim sababi, seni Alloh jo'natdi. Alloh jo'natdi. Endi ehtimoli qilyapman. Balki seni Alloh jo'natgandir. Shuning uchun aytayapman. Qarang. Ya'ni amal qilsiz Qur'on hadisga. Qur'on hadisni mistoqini ko'raverasiz.
Çünkü Allah Teala diyor: "Fezkuruni ezkurkum." Şimdi zikir kılar, men sizlarni zikir kılaman diyor. Başka ne kerak başka? Yetmedi mi? Şunçalı bir katta va'dadan keyin, şunçalı katta bir targ'ibdan keyin yana biz Allohni eslamasdan hadi mahluqlarni eslaversak, bundan endi 4 yil, 5 yil oldin bilasizlar, bütün xizmatlar boshida qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Juda qiyinchiliklarimiz ko'p edi. Johil insonlar hadi bizni shikoyat qilar edi. Yana johil insonlar shikoyat qildi ekan, madrasaga polislar keldi. Endi polislarga ochiq to'g'risi narsaki, bu yerda hiç kimga zarar vermaydigan, faqatgina dinini o'rgangani kelgan yigitlar bor. Desa polislar ham kelmaydi. Lekin shunday gaplarni aytadiki, eshitsiz siz qo'rqib ketasiz. Polislar keyin albatta qurol-yarog'ini ko'tarib yugurib keladi keyin. Kech qolmaylik deb. Keyin talabalar telefon qildi yarim kechasi. Ustoz, nima gap? Polislar keldi. Keyin aytdim, yaxshi. Duo qilinglar Alloh taolaga, Allohni zikr qilinglar. Niyozi kelaman dedim. Endi talabalar bizga xabar berdiki, ustoz ham biror kishiga xabar bersin dedi. Keyin telefonda berkitganda ki, men Allohga duo qildim. Ya Rabbi, o'zing kifoya qil bizga. O'zing yordamchi bo'l. Endi shikoyat qilganlar shunday shikoyat qiladi. Atrofda ko'ryapsizki, polislar bunchalik dabdaba bilan kelgandan keyin, hech bo'lmasa aytadi, shuncha avvora bo'lib keldik, hech bo'lmasa bitta ikkita odamni olib ketaylik deydi. Va ko'p yillar shunday bosgandan keyin odamlarni olib ketadi. Hech bo'lmasa olib borib surishtiradi. Yo pasportlarni so'raydi. Va talabalar telefon qilganda menga aytishdi, polislar pasportlarni so'rashyapti. Kimga Alloh taolaga duo qildim. Keyin ba'zi tanishlarga telefon qilmoqchi bo'ldim. Yana talabalardan telefon keldi. Ustoz, bemalol dam olaring, polislar ketdi dedi. Qarang. Endi o'sha talabalarning ko'pchiligining nimasi yo'q. Iqomasi yo'q. Pasportlarning zamonlari o'tib ketgan. Qarang. 3-4 yildan beri kelyapti, hech narsa, hech balo urgani yo'q. Allohni zikr qilsangiz, Alloh taolo sizga kifoya qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom uxlayapti turadilar. Sahobalar jihoddan qaytayapti turadi. Issiq kunduzi vaqtida sahroda safar qilishlik juda qiyin. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadiki, dam olinglar biroz. Sahobalar eng soyali bir daraxt topib, eng soyali degani bizni diyorga qiyoslamang. Butalar ya'ni sahroni daraxtlari. Tikanlardan iborat. Balki bo'lsa ham kichkina barglari bo'ladi. Boshqa daraxtlarga nisbatan sal shohrog'i ko'proq bo'lgan bir daraxt topib payg'ambarimizga shu yerga joy hozirladilar, dam oling deb. Payg'ambarimiz alayhissalom qilichini osib uxlayap turdilar. Bir mushrik keldi. Qilichni shunday qinidan chiqardi, ko'tardi. Shu vaqtda payg'ambarimiz alayhissalom uyg'onib ketdilar. Yotgan holatlarda ko'zini ochdilar. Mushrik aytdiki, "Seni mendan kim qutqaradi?" dedi. Qilich qo'lida, payg'ambarimiz yotibdi. Mushrik xotirjam bo'lib aytdi, "Seni mendan kim qutqaradi?" dedi. Siz tasavvur qiling endi. Sizning qarshingizda eng rivojlangan, masalan, avtomatda ishlagan bir polis turibdi. Yo'layib, yomon qarab. Aytayaptiki, "Qanday qo'limdan qutulasan endi?" deyapti. Bizikilar nima bo'ladi? Darro bizikilar yig'lashni boshlaydi, qip-qizil bo'lib. Payg'ambarimiz alayhissalom xotirjam Alloh dedilar. Allohni eslayaptilar. Alloh qutqaradi. Mushrik qilichni ushlab turgan mushrik qo'li qaltirab qilichi tushib ketdi qo'lidan. Ko'ring? Fazkuruni azkurkum. Men eslayman, men sizlarni eslayman deyapti Alloh. Alloh deganiga mushrikni qo'li qaltirab qo'lidan qilich tushib ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalom nihoyatda epchil edilar. Bizga o'xshab inqillab turmas edilar. Sakrab turdilarda qilichni ko'tarib mushrikka ko'tardi. Aytdilarki, "Endi seni mendan kim qutqaradi?" Mushrik Alloh deyolmaydi-ku. Mushrik-ku. Payg'ambarni qarshisida turibdi. "Keti Muhammad, meni kechir. Meni qo'yib yubor, o'ldirma. Hayotim bo'yicha senga dushmanlik qilmayman." Payg'ambarimiz alayhissalom qo'yib yubordilar. Islomni qabul qilmadi, lekin qayerga borsa odamlarga aytdiki, "Sizlar Muhammaddan deb vahobiy deysizlar, vahobiy deysizlar. Terrorist deysizlar, nihoyatda yaxshi inson ekan. Tuhmat qilasizlar ekan. Hayotimda unda yaxshi insonni ko'rmaganman" dedi. Qarang, shuni o'zi katta da'vat.
Allah'ı zikir kılsız, Allah sizi zikir kılar. Allah'ı esleyin, Allah sizi esleydi. Siz bunu keyin karamatlarını görürsünüz keyin. Qanchalik Allohga bog'lansangiz, shunchalik karomatlarni ko'raverasiz. Shunchalik mustahkam bo'lib ketaveradi. Mana Suyuti keltiryapti-ku. Alloh aytayapti, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men uni o'zimni nafsimda zikr qilaman, deyapti. Qarang. Ya'ni Alloh taolani yolg'iz o'zingiz zikr qiladigan bo'lsangiz, eslasangiz Alloh taolo sizni yolg'iz o'zi eslaydi. Jamoatni ichida eslasangiz Alloh taolo sizni jamoatni ichida eslaydi. Shuning uchun albatta siz yolg'iz qolganingizda ham eslang, ko'pincha jamoatni ichida eslashga harakat qiling. Allohdan gapiring, shariatdan gapiring, sunnatdan gapiring, Qur'ondan gapiring. Albatta kofirlar buni xolamayapti, gapirmaysan deyapti. Qur'on hadisdan gapirish joiz emas, mamnu deyapti. Ularga ergashmang. Alloh taolo bizni amr qilyapti, buyuryapti, meni eslanglar deb. Biz Allohni eslashligimiz kerak qayta bo'lsak. Qo'ymayaptimi? Iloji yo'qmi? Hijrat qiling, Allohni yeri keng. Allohni mulki keng. Allohga ishonmaysizmi siz? Siz kimga itoat qilishligingiz kerak? Kimga ibodat qilishligingiz kerak? Allohgami yoki Allohni dushmanlarigami? Alloh taolo qiyomatda sizni vataningizdan, mamlakatingizdan, pasportingizdan so'ramaydi. Uyim bormi, joyim bormi demaydi. Sizni iymoningizni, amalingizni so'raydi Alloh taolo. Siz bahona qila olmaysiz, bizning hukumatimiz yomon edi, bizning davlatimiz yomon edi deya olmaysiz. Alloh taolo uzringizni qabul qilmaydi. Iloji boricha jamoatlarni ichida zikr qiling, da'vat qiling, haqni gapiring, muzokara bo'lsin, Alloh taolo sizni jamoatda ichida zikr qiladi. Va Alloh taolo sizni zikr qilgan jamoat sizni jamoatingizdan ko'ra yaxshiroq. Siz insonlarni ichida, gunohkor, noqis insonlarni ichida Allohni zikr qilyapsiz. Alloh taolo sizni muqarrar farishtalarni ichida zikr qilyapti. Alloh taolo maqtayapti sizni. Va shu hadisda davomida keladiki, kimiki menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir zira yaqinlashaman deydi. Menga bir zira yaqinlashsa, men unga bir quloch yaqinlashaman. Menga yurib keladigan bo'lsa, men unga yugurib kelaman deydi Alloh taolo. Meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman. Va menga shukr qilinglar, va menga kofir bo'lmanglar deydi. Ko'ring. Allohga shukr qilishlik kerak. Allohning ne'matlari ko'p. O'tgan darslarda ham aytdik. Biz Allohning ne'matlarini sanaymansak bitira olmaymiz. Shuning uchun 2 marta, 3 marta shukr qilib, shukr qildimki, bas bo'ladi-da shu demaslik kerak. Butun hayoti shukrda bo'lishlik kerak. Shukr nima degani? Shukr masalan alhamdulillah deb turib gunoh qilishlik emas. Allohga shukr deb turib shariatga xilof qilishlik emas. Shukr ham mana zikrga o'xshagan narsa. Shukr 3 xil bo'ladi. Biri qalbdagi shukr. Qalbingizda Allohga shukr qilishlik, Allohga muhabbatda bo'lishligingiz. Allohni yaxshi ko'rishligingiz. Allohga ta'zimda bo'lishligingiz, Allohdan qo'rqishligingizdir. Va tilingizdagi shukr esa Allohni maqtashligingiz. Allohning ne'matlarini zikr qilishligingiz. Badaningizdagi shukr esa Allohga itoat qilishligingiz, Allohga ibodat qilishligingiz. Shuning uchun bu fosiqlar bor-ku, fosiqlar. Ular qo'liga 500 tali tasbih to'lib olib, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin degani bilan ularning shukri shukr emas. Ular kufroni ne'mat qilyapti. Alloh taolo biladi, siz hammani aldadim, Allohni ham aldayman deb o'ylayapsizmi? Ko'ring, tafsirlarda ko'ring, ulamolarning gapini ko'ring. Ulamolar aytadiki, shu oyatni tafsirida ham aytishadi. Sahobalardan so'radik deydi. Alloh taolo aytayapti, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deyapti. Endi bir gunohkor, o'g'ri Allohni zikr qilsa nima bo'ladi? Zinokor Allohni zikr qilsa nima bo'ladi? Qotil Allohni zikr qilsa nima bo'ladi? Alloh qanday qiladi? Zikr qiladimi, qilmaydimi? Deganda ulamolar aytadiki, zikr qiladi, ammo la'natlaydi. La'natlab zikr qiladi uni. Siz gunohkor holatda Allohni zikr qilsangiz, Alloh taolo sizni la'natlab zikr qiladi. Maqtab zikr qilmaydi. Siz maqtayib turgan bo'lishingiz mumkin. Ama tilingiz uchida maqtaganingiz bilan, jasadingiz bilan Allohga isyon qilyapsiz-ku. Allohning hukmlarini poymol qilyapsiz. Allohning shariatini zoya qilyapsiz. Allohning shariatiga, ahkomlariga haqoratda bo'lyapsiz. Haqorat qilyapsiz. Alloh taolo ko'rib turibdi. Bu masxara qilishlik, Allohni masxara qilishlik bo'ladi, haqorat qilishlik bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo la'natlaydi uni. Demak, faqatgina tilmas ekan bu shukr, zikr degan narsa faqatgina tilmas.
Bizi hayatımız şeriatga muvofiq bo'ldimi? Allohga itoat qildikmi? Demek ki biz shukr qilyapmiz. Kufroni ne'mat. Vala takfurun qarang. Menga kofir bo'lmanglar deyapti. İkkita ma'nosi bor buni. Birincisi murtatlik, dindan chiqishlik, haqiqiy kofir bo'lishlik. İkincisi esa nonko'rlikdir. Kufroni ne'mat. Alloh saqlasin ikkalasi ham bo'lib qolishi mumkin. Va shuni bilingki, kufroni ne'mat, nonko'rlik katta kufrga olib boradi insonni. Dindan chiqishga olib boradi. Siz qanchalik gunoh qilsangiz, shunchalik nonko'rlik qilyapsiz. Mana o'zingiz farzandingizga bir aytganingiz qilmasa-da, o'ro nonko'r deysiz. Ko'rnamak deysiz. Men seni katta qildim, u qildim, bu qildim, endi buyrug'imni qilmayapsan deysiz. Siz bir mahluqsiz, buyrug'ingizni qilmaganiga shuncha g'azabingiz kelyapti. Endi Robbul alamin, Xoliq sizni yaratdi, shuncha ne'matlarni berdi va sizga haqqingiz yo'q edi bu ne'matlarga. Nimaga siz Allohga isyon qilyapsiz? Isyon qilishga haqqingiz yo'q. Faqatgina shukr qilishligingiz kerak. 153-oyat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr bilan va namoz bilan Allohdan yordam so'ranglar. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Suyutining tafsiri: Ya ayyuhallazina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-salati 'ala ta'ati wal bala was-salati. Ey iymon keltirganlar, oxirat masalasi uchun sabr bilan Allohdan yordam so'ranglar. Ya'ni sabr nima bo'ladi? Taatga, ibodatga sabr va balolarga sabr qilishlik bilan. Va namoz bilan yordam talab qilinglar. Xossa habi zikri, Alloh taolo namozni zikrda xosladi. Chunki namozam sabr ichiga kiradi. Sabr qilinglar degan ichiga namozam kiradi. Litakarruriha, chunki namoz takrorlanyapti. Kuniga 5 marta o'qilganligi uchun farzi. Boshqa sunnatlarni qo'yavering endi. Va izomiha, va namoz nihoyatda azim, buyuk bir amal bo'lganligi uchun. Innalloha ma'as-sabirin bil'auni. Alloh taolo sabrlar bilan, sabr qiluvchilar bilan birgadir, ya'ni yordam bilan, yordam berib birgadir. Kengroq tafsir qilsak, mana bu oyat ham juda katta bir buyruq va juda katta bir bashorat bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar deb Alloh taolo xitob qilyapti. Ey mu'minlar deb xitob qilyapti. Allohning bu xitobi juda katta bir ne'mat. O'tgan oyatlarda aytdik. Robbul alamin sizga xitob qilyapti. Sal shu'urlaning. Sal tafakkur qiling, g'aflatni tark qiling. Arshning sohibi, arshning robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo sizga xitob qilyapti. Ey iymon keltirganlar deb. Ista'inu, yordam so'ranglar deyapti. Madad talab qilinglar deyapti. Yordam olinglar deyapti. Nima bilan? Sabr va namoz bilan. Demak, mana amal qilib, solih amal qilib biz Allohdan yordam so'rashligimiz kerak ekan. Hozirgi insonlar osongina yo'lini topib olgan. Namoz o'qimaydi, dinga xizmat qilmaydi, payg'ambarlarni o'rtaga qo'yib, avliyolarni o'rtaga qo'yib Allohdan yordam so'raydi. Payg'ambarlar haqqi hurmati, avliyolar haqqi hurmati, bizni kechirgin, bizni o'qigin, bizni bu qilgin, deydi. Bu joiz emas bu. Allohni buyrug'ini qarang, ista'inu, Allohdan yordam so'ranglar sabr va namoz bilan deyapti. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir. Endi savol keladiki, nima uchun Alloh taolo bu yerda haligi zikr va shukrdan keyin bu buyruqni qilyapti? Ikkala oyatda nima aloqasi bor desangiz, ikkala oyatning o'rtasidagi aloqa hozirgi musulmonlarning e'tiroziga javob. Hozirgi musulmonlarga haligi o'tgan oyatda aytganingizda hammasi to'g'ri deydi. Haqiqatdan ham biz faqatgina Allohni zikr qilishligimiz, faqatgina unga shukr qilishligimiz, hech qanday podshohga itoat qilmaslik, hech qanday hukumatdan qo'rqmasligimiz, faqatgina Alloh taolaning bo'lishi kerak. Ammo bu bizning zamon juda yomon. Dushmanlarimiz ayamaydi, nihoyatda vahshiy. Qurutib tashlaydi, sulolasigacha. Tarixda bo'lmagan zulmlarni qiladi. Falonistonni vahima qiladi. Lekin tarixda bo'lgan zulmlardan xabari yo'q uni. Tarixda qanday zulmlar bo'ldi? Masalan, sahobalarni ko'rgan zulmi, sahobalarni ko'rgan qiyinchiligini mingdan birini ko'rganimiz yo'q. Xususan Makkada nihoyatda qiynalishdi, shu sahobalar borib, "Ya Rasulullohga duo qilib nusrat so'rasangiz bo'lmaydimi? Juda qiynalib ketyapmiz."
Deyəndə Peyğəmbərimiz əleyhissalam etdilər ki, sizlər ötken ümmətdi körgən nəsələrini, heç kəsəsini körgənləri yoxdurlar. Ötken ümmətlər bu iman yolunda, din yolunda cüda ağır günlərini görüşdü. O şey hadisdə edərlər ki, temirdən bölgən tərəqlərdən tirilərini, göçlərini tırnab-tırnab tərədi kafirlər. Başıdan şimdi ərələb dəşədi. Şimdi hem qaytmadı dinlərdən. Bizga uzoqdan bir ignani ko'rsatib qo'ysa, darrov rangimiz oqarib ketyapti. Uzoqdan bir polisal qovog'ini solib qo'ysa, rangimiz oqarib ketyapti. Hamma narsani tark qilishga tayyor bo'lyapmiz. Biz bahona qilamiz, to'g'ri. Faqatgina sizning zamoningizga emas, qiyomatgacha. Buni bilingki, siz dinni xohlaysizmi, islomni xohlaysizmi, iymonni xohlaysizmi? Bo'lmasa, shuni bilingki, kofirlar sizga dushmaningiz. Shuni bilib qo'ying. Va ashaddiy dushmaningiz ular. Siz o'ylamayın ki, men jannati bo'laman, ham islomga amal qilaman, ham kofirlarni rozi qilaman demang. Yuqorida darslarda keldik-ku, valan tarzu ankal yahudu valan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sen ularning millatiga ergashmasang, yahud nasroniylar hech qachon sendan rozi bo'lmaydi deyapti-ku Alloh taolo. Rozi bo'lmaydi ular sizdan. Shu dushman bo'ladi deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz. Bizi zamanda emas, qiyomatgacha ular düşman, qo'lidan kelgan rasvolikni qiladi ular. Qo'lidan kelgan zulmni qiladi. Alloh taolo shuni bilganligi uchun aytayaptiki, sizlar zikr qilsalaringiz va shukr qilsalaringiz, albatta düşman chiqadi. Düşman chiqqanida istaino bis-sabri. Sabr bilan Allohdan yordam so'ringlar deyapti. Sabrga bo'lgan buyruq shuning uchun kelyapti. Siz dinni ushlasangiz, qanchalik mahkam ushlasangiz, shunchalik imtihon keladi. Bizi zamondagi musulmonlarga yengil imtihonlar kelyapti. Nimaga? Chunki yengil ushlayapti. Dinni bir chekkasini ushlab qo'yyapmiz. Dinni ayrilib qolmaylik deb. Sal aloqamiz bo'lib tursin deb, sal ushlaganligimiz uchun sal imtihonlar kelyapti. Mahkamroq ushlasangiz, mahkamroq keladi. Dinni qanchalik ushlasangiz, shunchalik balo keladi boshingizga, shunchalik imtihon keladi. Shuni Alloh taolo bilganligi uchun, qarang, zikr va shukr doqasidan ey iymon keltirganlar, iymon bormi sizlarda? Sizlar iymon keltirdilaringizmi? Men sizlarga amr qilyapman. Istaino bis-sabri va solah. Sabr bilan, namoz bilan Allohdan yordam so'ringlar. Har qanday mushkulotlaringiz hal bo'ladi. Men buyuryapman buni. Sabr qilsalaringiz, namoz o'qisalaringiz, meni yordamim albatta keladi, deyapti Alloh taolo. Va shunda ham agar o'ylansangiz, biz hech kim emasmiz ki, yolg'iz bo'lsam, qarindoshlarim ham mendan yuz o'girgan. Va bunchalik katta dushmanni muqobilida qurol yarog'im ham yo'q, bo'lishini ham xohlamayman. Bersiz ham olmayman. Desiz, Alloh aytayaptiki, innalloha ma'as-sobirin. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birga deyapti. Men sen bilan birgaman deyapti. Yetmaydimi senga? Endi bitta Amerika emas, 10 ta Amerika bo'lsin. Bitta rus emas, 100 ta rus bo'lsin. Jinlarni ham to'plashsin. Hamma kofirlar bir bo'lsin. Eng marazligini ko'rsatsin, eng vahshiyligini ko'rsatsin. Alloh siz bilan birga bo'lsa yetmaydimi? Qarang, innalloha ma'as-sobirin. Albatta Alloh taolo sabr qiluvchilardan birgadir deyapti. Men sen bilan birga bo'laman deyapti. Sen sabr qilgin, men sen bilan birga bo'laman deyapti. Yetmaydimi shu? Sizda iymon bo'lsa bu yetadi deyishligingiz kerak. Hasbunallohu va ni'mal vakil deyishligingiz kerak. Tarixda butun payg'ambarlarga Alloh taolo o'zi yetarli bo'ldi. Namruddek podshodan Ibrohim alayhissalomni saqladi. Fir'avndek zolim podshodan Musa alayhissalomni saqladi. Abu Jahllardan Muhammad alayhissalomni saqladi Alloh taolo. Sizni ham saqlaydi. Siz aytib turgan fir'avnlaringiz hech narsa emas. Musa alayhissalomni fir'avndan oldi. Sizni bahona qilib turgan namrudlaringiz Ibrohim alayhissalomning namrudini oldi hech narsa emas. Vahima qilmang. Bizga hozir Allohning yordami kelmayapti. Alloh bizni saqlamayapti, himoya qilmayapti. Nimaga biz sabr qilmayapmiz? Nega qarayapmiz, agar bir musibat keladigan, balo keladigan, qiyinchilik keladigan bo'lsa, uzoqlashib ketyapmiz, yo'limizni o'zgartirib yuboryapmiz. Kim aytdi ki, Alloh taolani nusrat? Alloh yordam bermaydi, nimaga yordam bersin ki bizga? Yordam beradigan holatda emasmiz. Bilib turib, ko'rib turib Allohning dinini tashlab ketyapmiz. Xolayapmizki, ham kofirlar rozi bo'lsin bizdan, ham Allohni rozi qilamiz. Bo'lishi mumkin emas bu. Qaysi payg'ambar shunday qildi? Qaysi sahobiy shunday qildi? Qaysi olim, qaysi avliyo shunday qildi? Hech qasini qilgani yo'q-ku. Mana biz odamlar hammasi hanafiymiz, hanafiymiz. Abu Hanifa qildimi shuni?
Abu Hanife İslami hükümet karın halifeye buysunmadı. Halifenin hizmetini kımadı. Halifenin etkenini kımadı. Bizi zamanda Müslümanlar Hanefi imanıydı. Kafir hükümetlerde etkenden çıkmaydı. Çizgiden çizgiden çıkmaydı. Yani dedi ki Allah dünün sureti kime yaptı? Allah diye adamı kime yaptı? Borgen sarı harbop git yapız deydi. Allah vaadesini bir yaptı. Sabır kıl. Min sabır kıl uçlarından bir gemen diye yaptı. Sabırda türleri var. Üç kıl sabır var. Biri ibadetke sabır kılıçlik. Daim ibadette buluşluk için sabır gerek. Sabır bu mesela daim ibadet kılarmıyorsunuz. Daim Kur'an okşulik, daim ilim okşulik, daim davet kılıçlik, daim namaz okşulik, daim roza tutuşlik, daim davet kılıçlik, daim cihat kılıçlik, dinge hizmet kılıçlik için sabır buluşluk gerek. Sabır bu mesela kılarmıyorsunuz. Kör bana bazı insanlar bir cezabeye gelip de bir tane yakarasız ilim okup Kur'an yapıp davet kıladı. İki adam kim karasız? Damı çıkıp gitken. Boş aşıp koyuyan. Yine aldığı cehaleti yakayıp gitken. Bu caizmez o. Sabır kılıçlık gerek. İkincisi günahlarına sabır kılıçlık. Günah kılıçlık için sabır gerek. Günahtan uzak duruşluk için sabır gerek. Sabır ikinci türü bu. Üçüncü sabır başsızge kiledige musibetlerine sabır kılıçlık. Neme musibet kesegesin sabır kılın. Sabır ne dedi yani? Sabır çidemak dedi yani. Çidin. Sabır dedi yani çidemak dedi yani. Bir zamanda Müslümanlar çidemez up koyan. Çideşme yat. Çideş gerek. Sabır kılın ki indi surat gerek. Ve demek sabırda bir türlü ibadetke sabır kılış mı? Namazın içi de var idi. Lekin Allah Teala hasseten namazı zikir kıldı. Süyüte etkendik. Bu tekrar tekrar okul geldiği için ve cüde derecesi belen bu geldiği için demek namazıya mahkem buluştuğumuz gereken. Namazlarda Allah'tan yardım söyleyin. Namazlarda. Ne mi hacetiz bulsa sorayım. Susan secdeye bariyen de sorayım. Ne mi gereği sizce? İktisadi nasıl gereği mi? Siyasi nasıl gereği mi? Harbi nasıl gereği mi? Ne mi gereği? Ya hatın tapalma yapsız, hatın gerek mi? Secdeye bağırıp dua kılın. Ya Rabbi deyin. Beni üylentirgin deyin. Köp ötmesinden kararsız ki tuiz buluyordu. Hayran kalas. Tül gerek mi sizge? Ne mi gerek? Ticaret gerek mi? Siyaset gerek mi? Ne mi gerek? Ne mi gerek bu size soru orayın. Bire de Allah Teala. Namazda ne mi soru siz bire de? Peygamberimizi hayatı yıkarın. Sahih hadislerde kirledi ki Peygamberimizi sel müşkülat kip kosa sel kinçilik kip kosa dar o namazıya durardılar. Kafa bulduyuz mu? Bir korku kili yaptığını, sizi tehdit kili yaptığını düşmanlar namaz okuyun. Allah huzuru kili yapsana. Allah kifaya kıladı. Allah diye adamı kendi kilişini görürüz. Ne mi hacetiz bize Allah'tan soru olayım. Namaz şünçeli bir kette nimet. Lekin bizge namazı ne doğru çüntürgenlik için biz namazı zayi kili yapız. Namaz şünli bir ibadet ki Allah'ı huzuru da türüpsüz. Bütün alemlerde iğesini, padişasını huzurda durursunuz. Ne mene sorasız, hiç melal giymezden, hayatın ya hursan bulup bir edigen zatı huzurda durursunuz. Ne mene sorasız sorayım. Bir ed Allah Teala. Sabır kılın Allah Teala sabır kılıçlarla birgedir. Bazı ayetlerde kiledi ki, göresiler, yani sabır kılıçlar hesapsız cennete kiledi. Sabır kılıçlarının derecesi nihayette belendir. Kıyamet günü de Allah Teala dedi ki, sabır kıyanlar dedi. Hesaptan aldın cennete kırk yeti olsun dedi. Bunlar sabır kıyanlar, sabırlar onlarından türüp, doğru cennete kırk yeti olardı. Karıştara tohtada, tohtaylarsa hakit yapsınlar. Arasa kitap bu yanı yok ki. Resulullah dedi ki, biz sabır kıyanlar mı dedi, sabır kılıçlar mı dedi. Karıştara dedi bu insan, merhaban, merhaban dedi. Kıyamet günü diyem en aziz insanlar sabırlı insanlar buladı. Dünya diyem şimdi. Sabırsızlık gerek yok. Siz sabır kılarsın mı, kımetsin mi, beraber kadarda girerse buladı. Buna göre sabır kılın. İstikamet kılın, dinge mahkem olayım. Yendi siz ne dediysiz? Etesikler hamasi doğru. Hamasi yakşı da. Şu bizi öldüredigen yok şey yapsız. Bizi hükümetlerimiz bu zamanda öldürüşedi olar. Beni hem öldüredi, hatunumu hem öldüredi, atanımı hem, balaçakalarımı hem öldürüp taşıydı. Siz Allah Teala 154. ayette diyebdi. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ
Bel ahyaun velakin la teş'urun. Allah'ın yolunda öldürülen kişilerini ölükler demeler. Belki ular tiriklerdir. Velakin sizler his kimesiler deyemez. Yani, hiç kendi itiraz kılarmıyorsunuz. Kur'an şunu diye mükemmel ki bahane kılarmıyorsunuz. Avamlar etedi ki bu dindarlar, hususan Vahabiler şunu diye mahkeme şeydi ki kaçalmıyorsan deyiz. Yol kalmıyordu deyiz. İlla özleri geri geçtirip gider deyiz. Ki en çeneki Vahabiler kasam alarken deyiz. Ularga kirgan adam kasam verirken ki men şu cemaattan çıksam beni öldürüp alırlar. Şunun için ularga kirgan hiç kayıtmıyordu deyiz. Aslında siz Kur'an-ı Hadis'te şunu yapıyorsunuz da görüyorsunuz ki Kur'an-ı Hadis kayıta duyanlarsa olmaz. Hani hemen bahanesine bitti cevap veriyordu Allah-u Teala. Ayetlerde bağlılığını karın, Kur'an-ı Mucizeliğini karın. Bizi kafirler ilimden menkıldı. Şimdi zahiri okuyumuz, manasını düşünmüyümüz. Sen manasını örgengen Müslüyem, yüksürep, esnep, ya dünyanı oylep, ya polisler görüp kama yaptım ikin. Devadiyen kulağı var, bu zamanda devadi közüyen var. Aldığı zamanlarda kulağı bu gelmesi, bu zamanda közüyen var. Dip, Kur'an okuyan değil bu miyiz? Lakin Kur'an'da ayetlerine kadar kendine bağlılık birbirine. Suyutiyeti yaptılar. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ هُمْ اَمْوَاتٌ Allah'ta yolu da öldürüledigen kişilerini, ular ölükler demeyler. بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ Belki ular trikdürler. اَرْوَاحُهُمْ ف۪ي حَوَاسِلِ تُّيُورِ خُدْرٍ Ular yeşil kuşlarının içindedir ularının ruhları. تَسْرَحُ ف۪ي الْجَنَّةِ حَيْسُ شَأَتْ Cennette hala gelen taraflarına uçup mesakla yürüşerdi. Bir hadisin bizlerle şu torstaki hadis. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ مَا هُمْ ف۪يهِ Lekin ularda halatını sizler bilmeyseler diye yaptı Allah-u Teala. Bana kengrah tafsir kısık. Yukarıda haza etkenimiz deyik. Dini mahkeme şesiz. Kafirler sizi öldürerdi. Ayamaydı. Doğru. Öldürerdi sizi. Kuludan kesin elbette. Lekin Allah'ta etkeni bulandı. Kader geçemeyiz mi siz? Allah senin bilen ben de yaptı. İşemeyiz mi Allah-u Teala'ya? Bunlar mabada öldürüyen takdirde Allah'a da yaptı ki sen Allah'ta yolu da ölügen bulursan. Allah'ta yolu da ölügen bulursan, şehit bulu yapsan. Ve kafirler seni öldürdüm de bulu yaptı, sen triksen de yaptı. İzzet şerefti görün. Ve şimdi azı bizge hitap kısa aslında şunu diye buluş gerek ki sen Allah'ta yolu da öldürülsin. Ölükmen demeyin. Sen triksen deyişlik gerek. Peki Allah Teala ne yaptı? Allah'ın yolu da öldürülen kişinin ölükler demeyler de yaptı mı? Onun yolu da istikamet kıyan, sabır kıyan, dinli mahkeme üşegen kişinin himaye kılı yaptı Allah Teala. Hani Müslümanlara geldi yaptı ki öyleseler Allah'ın yolu da öldürülen adamda ölük demeyler de yaptı. Demek siz dinli mahkeme üşeydiken bu siz, her kendi halette din bulsun dediğiken bu siz, Allah Teala sizi trikli gizleyen himaye kıladı, ölgenizden kinan himaye kılıyordu. Hani himaye kılıyordu sizi. Allah'ın yolu da öldürülen kişinin ölükler demeyler diyordu. Haklarız yok diyordu. Bunlar triktür, bel ahyaun diyordu. Peki sizler bilmeyseler onu, sizler his kimeseler diyordu. Trikli gizleyen, ölü gizleyen Allah himaye kılıyordu. Yetmedi mi şu? Ne kere yana sizge? Ötken derslerde ettik, ölümden korkuşluğu mumun da sıfatımaz. Mumun kişi ölüden ölümden korkmaydı. Yahudlar korkadılar. Kafirler ölümden korkadı. Çünkü öldüğünü bitti ulardı lezzeti, ulardı hayatı. Şimdi cehennem, mumun kişinin mi ölümden korksun? Siz ölseniz Rabbinizge kavuşu yapsınız, Rabbinizi huzuruge bari yapsınız. Sizi kabriz cennet bahçelerden bir bahçe bul yaptı. Hususen Allah'ın yolu da öldürüledigen bu siz. Din yolu da öldürüledigen bu siz. Şehit bulasız ve şehadet cüde fazileti kettir. Caniz çıkıştan, ruhiz çıkıştan aldın, hurilerde körüp ölesiz. Yani ruhiz çıkıştan aldın, hurini körüp ölesiz. Ve doğru cennete keti yapsız. Ve Allah'ın huzurunda triksiz. Cennette üçü bürüpsiz. Hadislerdeki elədi, şehitlerinin ruhları, yem yeşil, nihayette güzel kuşlarının içi de buladı. Üçü bürüşerdi. Cennetteki meyvelerden yiyip içi bürüşerdi. Yani cennetten istifade kılıyordu ya. Kengi ayetlerde kelede inde rabbihim yuzakundu. Uzlarının Rabbisinin huzurunda rızıklandırılardı. Ve ular şehitlerde ruhları yaşaydıgan nesneler arşke asılgan kandiller var. Şularda içi de yaşaydı ular.
Hani kuşlarda inleri buladı ki. Çünkü okşayan kandırlar, nahatta güzel kandırlar var. Bunu körü, bargenizde körersin. Ağzı sizi ayette çöntülü bilermemiz. Nihayette güzel o. Onu köz görmeyen, kulak eşitmeyen onu. Akıl zekemiyordu. Şu derecede mükemmel. Şimdi üyelerde yaşayan onlar. Ulamalar etedi ki, adli müminler, şehirlerge karagende de, arşke asıl yende yaptı ki o. Şehirlerge karagende huddu biz yıldızlarge karayemiz ki, şimdi yapıyordu. Yıldızlar yakaladı, o yıldızlar da karayladı, dopumuz çüketedi başımızdan. Kançalı uzandı, o ağzımızı doldur vatanımız, bazı yıldızlar var, neçi milyon yıldızlık masafamız var deyiniz. Cennette hem şunu diyebilir, adli müminler, şehitlerde derecesi yakarayganda, onlarda üşüp, aylanıp yürüyen haletlerini körgende, hüttü yıldızlar yakarayganda diyebilir. Şu derecede belend olur. Yani Allah diyor da ölsez, bana bunu diye derecede ege bulas. Şunu hem korkasın mı? Şunu hem halemezsin mi? Şimdi hem halemezsiniz, onda sizin imanınızda bir muamma var da. İmanınızda problemi var. Bu mesela imanı bir insan, bu oldu yani böyle sahabeler, şunun için ölümden korkmasınlar. Her bitesi kılıç idi. Her bitesi şiirdir, şiir idi, Esadullah idi. Her bitesi Seyfullah idi. Ölümden korkmasınlar. Hiç kesin ölümden korkmasınlar. Belerdi ki, ehdel hüsneyeyn, ikide güzelden güzellikten bitesi. Ya aziz bulup, galip bulup yaşıyorsunuz, ya ki ölsüz şehit bulasınız. Dünya ahirette en aziz insan bulasınız. Yani şehitlik. Yani böyle savaş geldi ki, şehitler trikliğiyle yaptı. Hem de çürüslük gerek. Onlar hakiki triklik mi? Yok. Hakiki triklik mesul. Ayet yaptı ki, وَلَكِنْ لَا تَشْعُونَ لَكِنْ سِلَا هِسْكِمْ اِسْلَا دِيَا بِلْمَيْسِلَا دِيَا Biz bilmediğin triklik o. Onlar trik ama biz biladik ama bizi yoksayan trik mesullar. Buna cesedi aramızda yatırdık o. Yerge dafın kıldık. Cesedden ruh çıktı. Şimdi böyle saval kıladı ki, şimdi başka adli mumun ölse, onun ruhunu mu buladı? Bütün mumunlarda ruhu cesedden çıkkandakin cennetke alıp baraladı. Dünyadaki ameliye karab, cennetteki derecelerge koyuladı. Şehitlerdeki en belen derecelerde, uşa arşke asılınken kandillerde işleyen şeydiler. Cennetten hala gel meyvelerini yiyebilir oradı. Bazı mumunlar var, uzun derecesinde yürüyordu, cennet nimetlerden faydalanırdı, bazıları faydalanmıyordu. Memnun olurlar ya. Üçü görüşü oradı cennet için, eylani görüşü oradı diyor. Peki yiyelmeydi meyvelerden, sulardan içelmeydi. Bütün mumunların ruhu cennettedir. Bütün kafirlerin ruhu ise cehennemdedir. Şunun için ulamalar dedi ki, mene bu ayet kabir azabıya delil bu. Allah ne de yaptı? Allah'ın yolu da öldürülen kişiler triktir diye. Bu kabir hayatı da Allah kılıyordu. Ula trik bu ise hala kıyamet başlangıyor. Yok. Kaysa hayat bu? Demek ki kabir azabını inkar kıyan, kabir hayatını inkar kıyan kafir. Mutabatır hadislerle sabit bu yani. Şu ayetten hem sabit bu yapan. İnsan ölgenden kiyin, bu dünyadan kiyitkenden kiyin başka bir hayat var. Ahiretten aldın. Kıyametten aldın. Bu bütün müminlerin ruhu bütün kafirlerdeki hem trik, mumunlar cennette, kafirler cehennemde. Yani sizce nabattaki savaşlardaki, madem ki bütün mumunlarda hem ruhu trik bulsa, cennette bulsa, şehitlerde yetiştiklerinin bir faydası vardı siz, Allah-u Teala onları zikir kılıyordu ki, onları fazileti nihayette belen bu geldiği için. Onlara has ikramlar, nimetler belirlendiği için, onları haslar zikir kılıyordu Allah-u Teala. Yani şunu sufiler ve bazı bir cahiller ne doğru düşünüyordu bunu? Ayetçedi ki bana şehitler trik. Avliyalar hem trik. Peygamberler hem trik. Şunun için biz şehitler, alimler, avliyaların kabriye barıp bir de çay içip yaklaşıp oturalımız. Selamun aleyküm. Yaşı mısınız üstaz? Kışta sokatma yapsın mı? Zence sokat değil. Yedi tayı sıvıladı, sokatmayan dursuz, çaydan içip. Apoğumaya sen uzun içip ben çaydan, geplaşıp. Ne kılıyorsan, trikler ki o. Bel ahyaun, Allah hadi yaptı triktir. Dedip siz onge, bu dünyadaki triklerden muamelesini kılıçdaki caizmez. Sizi körüken adam der o, telefon kılandı, tıbbiyat hadımlar hep gider dedi. Caizmez. Sofiler ayıtlardı ya, cahiller, bana trik avliyalar.
Bizler de ruhları yapırsa bunlar, ya Abdülkadir Cilani, desek bulurad, yardım verin menge. Ey Bahaudun Nakşbendi yardım verin. Türklerge rad kılıp eteme olardı. Bahaudun Nakşbendi'den yardım soruşetti. Şöyde bazı şagirdlerimiz soruyor. Sufilerde merkezlerine borsayız. Katta kağızıya, kıymetli daha kağızıya ve çıralı kılıp yazıp koyuyor. Kimi ki, mesela yeki yazılın yani ki, ey Bahaudun Balagerdan Nakşbendi, bizge medet verin, yardım verin de. Medet soruyanlığı, yardım soruyanlığı yazılın yani. Kim tergi yazıp koyuyor ki, kimi üyüde meşhur levha olsa, o üyüge Balagaza kimiydi? Doğru ot düşerdi üyüge. Balagaza kelip oturmuyordu. Tergiçe yanıp gider demez. Dib mahtan işerdi. Ve onları getirmek ki, eğer Abdülkadir Cilani, Ebu nima Bahaudun Nakşbendi. O kişi Buhari, Buhara'da yaşayanlar, kabriyen Buhara'da. O şiddetten gelip Türklerge yardım verse, biz şikayet kılabız o kişiden. Çünkü Özbekistan'daki Özbeklerge yardım vermeyipti o. Buhara'dakiler yardım vermeyipti, nime ki Türklerge gelip yardım veriyordu. Bunun nime sırrı var bana? Nime gap var bana? Bu kanakas. Yardım verse aldın bizi yardım verir, şikayetmez mi? Buhari'ler haklıymaz mı evvela? Neme ki onlarda teşebb, yüze girip gelip Türklerle yardım veriyordu. Ya Pakistan'daki başka sufilerle varıp yardım veriyordu. Bu batınlarsa bu. Eğer Bahaudun Nakşbendi ya ki Abdülkadir Cilani'ye yardım vere alsa, bana Abdülkadir Cilani'ye yardım verse, neme ki Irak'ta yardım vermedi. Amerika'ya geldi. Korktum Amerika'dan. Yardım vermedi ki. Demek yardım verilmezken. Abdülkadir Cilani'ye yardım verilmedi, hiç kim yardım verilmedi. Ulan da trikliğini, biz insanlarda trikliğe kıyas kırışlığımız caizmez. Ayet et yaptı, velakin la teş'alun yaptı. Sizler bilmeyseler mi yaptı? Sizler hiskimeyseler mi yaptı? Biz ulan da trikliğini, hissi trikliğe kıyas kırışlığımız cehalettir bu. Küfürge alıp aradı, şirke alıp aradı. Ayetler mükemmel karim. Allah-u Teala, bel ahya'un dip tuhtet koymadı. Ular ölük demeler, ular trik deyip yapsı tohtetmedi. Ular trik deyken, lekin sizler his kimiyseler diye. Lekin bilmiyseler diye. Demek ki biz bilmeydiğen bir halette trik olur. Çünkü bu meseleye biz erleşmesliğimiz gerek. Ular da kabrige varıp sığınıp, ular da kabirden sonra, yardan sonra yaklaşıp, derdimize aitip, caizmez bu meseleler. Şirk bunlar. Kabristan'a bölgede fakat yine salam bir Resulerge ve haklarına dua kılasın. Ulardan soramıyorsunuz. Caizmez. Demek bu ayette Allah Teala bana uzun yolda ölügen kişilerde himaye kılı yaptı ve onlarda trikler de yaptı. Ularga cüde kette nimetler verilgen. Şunun için mumun kişi şimdi kamma adamı ki kalbide imanı var. Allah yolunu mahkem işlesin. Kafirlerden tahsillenmesin. Allah Subhanehu ve Teala bütün mumunlarga şu ayetlerinin mistakı bulup Allah'ın yaş görgen sağlık kullarından buluştuklarını nasip etsin. Thank you.